Evet arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir videoyla karşınızdayım. 9'larla beraber 4. ünite alıştırma kitabımızda alıştırmalara beraber yaptığımız konuları tekrar edip pekiştiriyoruz diyelim hadi. Evet, en son saatleri yapmıştık tahminimce. İki türlü saat söyleme şekli vardı. Formel ve informel. Resmi, gayri resmi adı altında arkadaşlar. Bir, resmi dediğim arkadaşlar düz, yani düz mantık. Direkt saati söylüyorsunuz. 18.10 diyorsunuz. Yani 18.18 sonra saat kelimesi. Uhr sonra arkadaşlar dakikayı söylüyorsunuz. Sein. Informal ise gayri resmi arkadaşlar geçe kala kavramını kullanıyorsunuz. Yani bir tam saati, tam saat 18, saat 6 yani. 6'yı 10 mu geçmiş yoksa 10 mu kalmış, geçe kala kavramını kullanıyorsunuz. Aynı şekilde çeyrek kavramını kullanıyorsunuz arkadaşlar. Mesela yapalım. Saat 8.45 diyeceğiz. Düz bir şekilde söyleyelim. Kim söylemek ister? Svensik va fünf und Aynen. Es ist, burada es ist yazmamış kalıbımızı. 20 Uhr. Direkt arkadaşlar saat 20 ya da 8 diyebilirsiniz. 8 Uhr. 5 und 5 ve 40. Ters yazıyoruz tabii ki de çift sayıları. 45 diyoruz. Harika. Peki 14.50. Pardon, bunu yapmadım. Tam tersini yapalım bir de. Informal yapalım. Yani 9'a çeyrek var diyelim. Fiyatel fuar noin. Es ist Seattle Foa. Yani ilk önce dakikayı söylüyoruz gayri resminde. Bu dakikamızda tabii ki de ister 15 deyin, ister arkadaşlar çeyrek deyin. Seattle Foa kalmış. Neye kalmış? Neun. Super. Ya da 21 de diyebilirsiniz. Aynı 20 arkadaşlar. Fetil po aynı 20 ya da 9. İşte aynı 9 oluyor yani. Diyoruz. Evet, 14.50 geçiyor. Kim yapar bunu? Zwei Uhr. Çok güzel. Es ist 2 Uhr. 50. 50. Fünfzig. Aferin. 5. 5 ve tam sayımız, tam kavramını kapsayan sig arkadaşlar kalıbı. 2.50 ve 2.50 geçiyor da diyebilirsin. 3'e 10 var da diyebilirsin. Informal. Burada fark ettiyseniz formalde ilk önce tam saat sonra dakikayı, informalde arkadaşlar tam tersi. Önce dakika, yani kaç kalmış onu ya da kaç geçiyor. 50 mi geçmiş artık, 10 mu kalmış onu siz karar verin. Tabii sonra edatımız değişiyor ona göre. Fo, kala, nah, geçe arkadaşlar. Sonra tam saat. Gördüğünüz gibi tam tersi aslında mantığı düşündüğümüzde. Çok da o kadar zor değil. Evet. Sen bu Aferin. üç neydi? Dry. Aferin. Same for dry arkadaşlar. 3'e 10 var. Tabii ki de en başta burada yazmamış nedense. Ben de anlamadım. Es ist. It is kalıbını kullanıyoruz arkadaşlar. Zupa 21-25 bekleyelim. Ve en son Seher yapsın bakalım. Pardon, en az sen de en son yazılı yap. En az. Yaz bana. Diyoruz. Harika. Bunu hallettik arkadaşlar. Cevapları bekliyorum. Gülşah veya en az. Bunu yaptık. Geçiyorum. İşte iki farklı saat kaç? Yani saat kaç? Tarzı saat nedir, saat kaç tarzı soru zamirini, soruyu göreceğiz. İlki wie viel kaç demek arkadaşlar? Uhr ist es, saat kaçtır. Aynı şekilde wie spät ist es, ikisi de saat kaç anlamı veriyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Tabii kalıpsal farklar var. Burada direkt kaç soru zamiri. Burada sıfat olarak spät, geç, geçiyor tarzı kalıbı kullanmış. İkisi de ama saat kaç geçiyor tarzı mantık oluşuyor arkadaşlar diyoruz. Ekstra cevapları da es ist eins Uhr. Es ist ein Uhr arkadaşlar. Bu bir sayısının mantığı neydi? Geçen hafta anlatmıştım. Ne zaman ein, ne zaman eins kullanıyoruz? Eins bir demek. Tamam, onu biliyoruz. Ama sadece bir kavramında,
sadece bir kavramı varsa, sadece bir kavramı varsa, bir sayısı, o zaman eins komple kullanıyoruz. Bir sayısı, bir derken yani. Ama saat bir, bilmem ne bir derken arkadaşlar, ein kalıbını sessiz yani kullanıyoruz. Mesela es eins uhr, es ein uhr. Eins uhr biraz telaffuzu zorlaştırıyor. Aslında burada yine mantık telaffuza gidiyor. Bizim daha kolayca söylememiz için es ein uhr gibi kullanılıyor. Ama mesela ich spät ist es, yarım saat, saat kaç? Yarımları söylerken es ist halb eins, es ist halb ein. Es halb ein olmuyor arkadaşlar. Es ist halb eins. Mesela buçuk, buçuklarda eins dememiz lazım diyormuş. Burada yine telaffuz öne çıkıyor diyoruz arkadaşlar. Burada ne var? Ha. Wann esst ihr zu Abend? Akşam yemeği ne zaman yiyorsunuz? Um Viertel nach sechs Uhr. Um Viertel nach sechs. Aslında burada ikisi de olur. Yani saat 6.15'te diyor ikisi de. Sadece U kalıbı, saat kalıbı eklenmiş diyoruz arkadaşlar. İkisi de olur aslında. What is the Mittag? Öğlen mi zaman? Ein Uhr, eins Uhr. Mesela burada hangisi? Ein Uhr, eins Uhr. Hangisi daha kolay? Bu kolay seçiyoruz burada. Aynı değil mi? Yani çok güzel. Aferin. Ein Uhr ya da ein Uhr. Eins Uhr daha zorluyor arkadaşlar diyoruz. Harika. Şimdi bakalım cevaplara bakayım. Gülşah 9 Uhr 25 demiş. Bakalım hemen. 9 Uhr 5. Evet olur tabii ki de. Şöyle yapalım. Ama burada 25 olmaz Gülşah. Çift sayılarda ne yapıyorduk? 20'den sonra çift sayılarda tam sayılar hariç iki sayının tek ve çift sayının ortasına V bağlayacak diyorduk Gülşah. Dikkat ediyoruz. 5 ve 20 diyoruz yani. 9 Uhr. Bu arada kelimeler, isimler büyük yazılır. Saat 9, 25. Harika. Enes'e bakalım. Es ist Viertel nach sieben demiş Enes da. Bakalım doğru mu? Es ist, tabii ki de cümle başı büyük. Es ist Viertel, Viertel bir isimdir. Çeyrek, büyük. Nach sieben, sieben'de bir E var burada arkadaşlar. Sıfat olduğu için küçük yazılıyor. Sayılar sıfattır bu arada. Es ist Viertel nach sieben. Saat neymiş? 7 nach geçiyor. Viertel çeyrek. Doğru mu? Doğru. Harika. Super diyoruz. Mantık oluşmuş. Müsün neydi müsün? To must. To must. Müsün. Malı benim miydi? Evet, zorunluluk. Yapmalısın, etmelisin. Ne yapmalısın? Sınız, sınlar diyoruz. Kimler? Petra. Petra muss ihre Hausaufgaben machen. Peki, ilk sorum gelsin. Bunu her zaman soracağım. Tabii farklı yerlerde. Şimdi arkadaşlar, müssen neydi? İlk önce tabii ki de ilk sorum olsun. Modern film. Aferin. Peki modal fiil ne? Türkçe karşılığı. Ek fiil. Aferin. Kime ekleniyor bu fiiller? Cümleye yani. Cümledeki kime? Yükleme değil mi? Aferin. Süper. Mesela burada yüklemimiz ne? Machen. Yapmak. To make. Malı meli geldi. Mus yani. Yapmalısın. Ya da yapmalı. Kim? Petra. Ne? Ihre Hausaufgaben. Hausaufgaben. Ihre Hausaufgaben. Neyi yapmalı? Ya da yapmak zorunda diyebiliriz. Ev ödevini. Aha. Neden burada iyi demiş? Burada iyilik. Onun. Aferin Zuba. Neden iyi demiş ama? Çünkü Petra bir. Artık eli yani. Evet. İyi. Aferin. Mesela burada Mehmet olsaydı o zaman Mehmet Mus ne olacaktı? Zayne. Aferin. Zayn olacaktı. Zupa. Bu arada bu E takısı da neden geliyor sizce?
Bu ie, zayne kişiyle, özneyle alakalıydı. Ama bu e takısı neyle, yani çekim, isim çekimi neyle alakalıydı? Evde benim artikel değil miydi? Aferin. Bu arada bu çoğul arkadaşlar. Zaten tekil de olsa yine artikel di olacak. The house of Gaben, ev ödevi. The house of Gaben, çoğul di yani. Ev ödevleri. İkisi de di. Onun da arkadaşlar e takısı geldi. Diyoruz. Aferin size. Arkadaşlar. Müsen modal fiil, Türkçe ek fiil, yükleme eklenen, yapmak, yapmalı, yapmalısın, yapmalı, sen, ben yapmalıyım, yapmalılar, yapmalıyız tarzı çekimleniyor işte yine normal olarak. Türkçe'de tabii ki de yapmak fiiline ek geliyor arkadaşlar, melimalı. Ama Almanca'da tam tersi, ayrışıyor. Peki bunun düzeni neydi? Cümleden de anlayabileceğimiz gibi. Sıralaması neydi, cümle sıralaması? Nasıl oluyor? Özne, model fiil ve nesne mi oluyor diğerleri de? Aferin. Öznem, model fiilliyim ama nasıl? Çekimli. Yüklem olmuş yani. Öbür yüklemim yani fiilim, cümlenin neresinde? Sonunda. Ve çekimi mahen. Enle bitiyor. Yalın. Aferin. Mantık bu. Devam edelim. Die Schüler in die Schule gehen. O öğrenciler okula gitmek nasıl olur sizce? Çekimi Müslü'nün. Biz ve onlar kısmında fiil çekimleri nasıldı arkadaşlar? Her zaman ne diyordum ben? Aferin Gülşah. Yalın hali gibiydi. Müslü yani. Harika. Die Schüler müssen in die Schule gehen. Okula gitmeliler öğrenciler. Ich Literatur üben. Edebiyat üben. Çalışmalıyım. Ben. Evet. Temmuz olur burada. Aferin. Gülşah ve Seher. Ehimus literatur üben oluyor arkadaşlar. Bu şeylerin, modal fiillerin çekimleri nasıldı? Hemen bir bakalım. Modal fiillerin çekimleri arkadaşlar. Bu arada bizim 6 tane bazen de 7 tane modal fiilimiz var. Sadece ve sadece. Ek fiilimiz yani. Bu fiillerimiz arkadaşlar çekimleri ben bunlara kendi şeyimle karışık yani mix çekimler diyorum. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi bu fiillerimiz bizim size anlattığım eskiden düzensiz fiillerden tam tersi bir şey oluyor, çekim oluyor. Düzensiz fiillerde nasıldı peki? Hemen bir onu da bakalım. Düzensiz fiillerde arkadaşlar mesela bir fiilim sesli harfiken yumuşuyordu. Mesela essen, waschen, lesen, a, e sesleri arkadaşlar sadece ve sadece sen ve o kısımlarında yumuşuyordu. Ich esse, ich wasche, ich lese. Ben yemek yiyorum, yıkıyorum ve okuyorum. Mesela fiillerinde. Ben kısmında sıkıntı yok. Normal bizim bildiğimiz kural. Ama du ve as yes. Sen ve o kısımlarında E'ler i'ye, a'lar neye dönüşüyordu? E'ler i'ye dönüşüyorsa a'lar neye dönüşür yumuşayınca sizce? E'lere. Zupi. Mesela ich esse, du isst, er, sie, es ist. Dikkat, bunu karıştırmayın. İki S var bakın de, her zaman diyorum. Biz ve onlar kısmında zaten yalın hal neyse oluyordu. Ama size gelince arkadaşlar, çoğu size gelince arkadaşlar normal yine sesli bir şekilde yazılıyor. Est diye yazılıyor arkadaşlar. Waschen, ich wasche, du wäschst. Er, sie, es wäscht. Waschen, wascht, waschen. Ich lese, lese, liest, liest, lesen, lest, lesen oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sesliyken yumuşuyor. Ama fakat bilakis veyahut. Ne güzel bizim şey dilimiz var ya. Modal fiillerde tam tersi. Mesela dürfen, können, mögen, müssen. Hepsini biliyoruz, gördük. Hepsi bakın arkadaşlar sessiz. Yani nazik. Mesela ü, ö, ü gibi ses var. Ama modal fiilimin sadece ve sadece tekil kişisemelerinde. Ben, sen, o da arkadaşlar. Ne oluyor? Tam tersi kanınlaşıyor. Dürfen izinli olmak. Yani sen bu eylemi mesela bisiklet sürebilirsin. Televizyon bakabilirsin gibi, izleyebilirsin gibi. Yerlerde kullanılıyor izinli olduğumuz.
izinli ol yani kişiye göre değişir tabii ki de. İzinli olduğumuz yani. Ne oluyor arkadaşlar? Dürfen darf darf oluyor bakın. Ü A'ya dönüştü. Sertleşti. Yine bakın biz ve onlar kısmında yalın haline dönmüş. Sizde de bakın arkadaşlar yine yalın haline benzer bir ama sadece T ile bitiyor sonu diyoruz. Aynı şekilde können, to can yeteneklerimizi bildirdiğimiz şunu yapabiliyorum. Futbol oynayabiliyorum. Karate yapabiliyorum mesela. Gibi yeteneklerimizin olduğu yerlerde ich kann, bakın können, kann, kann, kann. Sonra yine yanı hali biz ve onlar. Können, können. Yine bakın yanı haline benzer ama sonra T ile bitiyor. İyi de könnt oluyor. Bunu zaten biliyoruz. Mögen, hoşlanmak, sevmek. Mag, mag, mag. Ö, A oluyor yine. Mögen, mög, mögen. Müssen, bizim yaptığımız. Muss, must, muss. Müssen, müssen, müssen oluyor. Sollen, yine melimalı ama tavsiye veriyoruz. Şunu yapabilirsin, yapmalısın yani. Sollen, soll, soll, sollen, soll, sollen oluyor arkadaşlar. Wollen ise tabii ki de bu farklı, istemek. Tam modal fiil gibi olmasa, bu da modal fiil diye geçiyor. İngilizce to will yine arkadaşlar. İstiyorum. Ya da bir tane daha bizim istemek fiilimiz vardı. Neydi o? Daha samimi. Restoranda kullanıyorduk yine. Gibi yerlerde. Aferin. Ich möchte. Çok bu daha güzel bence. Möchten fiil arkadaşlar. Yine aynı istemek. Daha samimi. Bu resmi. Ich will, wills, will. Wollen, wollt, wollen. Bunun çekimi daha düzenli tabii ki de. Ich möchte, möchtest, möchte. Ich möchte, möchtest. ST geldi E ile beraber. Möchte. Bu arada fark ettiyseniz model fiillerin arkadaşlar ben ve o kısımları çekimi aynı. Fark ettiniz değil mi? Evet, Söylemiştiniz zaten. tekrar söylüyorum ekran. Evet arkadaşlar, dediğim gibi model fiillerinin şeyi, özelliği ben ve o kısımların çekimi aynı. Fark ettiyseniz, fark edin. Zaten ne demiştim? Biz ve onlar kısımların zaten çekimi her zaman yalın har gibi aynıydı. Zaten bize ne geriye kalıyor? Sen ve siz kısımların çekimini sende ST, sizde de T gelmesi diyoruz. Yani yine fark ettiyseniz diyorum bakın. Çok basit bir çekimi var. Modal fiillerin. Harika. Geçiyorum. Nereye? Kitabıma. Geçemiyorum yine. Ha. Evet bunu hallettik. Hallettik mi? Pardon buradık. Die Klasse. 9A. 9A sınıfı. Leise sein. Sessiz olmalı. Evet. Burada hangi çekim gelir sizce? Müssen değil mi? Sizce Müslüman mı? Onlar diyemez miyiz? Yani o da olur ama mantığı düşündüğümüzde 9A sınıfı bir tane değil mi? Başka 9A sınıfı var mı? Ya da başka bir sınıf vermiş mi? Yok. O zaman Mus mu oluyor? aferin. Die Klasse Zehna Mus. Lazizan. Peki. Sessiz olmalı dedik. Zorunlu. Sessiz olabilir diyelim. Yani o yeteneği yapabilirdi yani. Yetenek söyleyeceğiz. Tuken, kan, könenle. O nasıl olur sizce? İnanıyorum. 9G ve H sınıfı ya da 9G ya da 9H sınıfı sessiz olabilir. Mus değil de ne olur? Hangi model fiil? Kan Kön mü? bil. Aferin. Kön değil tabii ki de. Kan oluyor. Harfler ne oluyordu? Daha da sertleşiyor. Du model fiil çekiminde. Doğru. Evet. Ama doğru. Şey doğru yani. Könleni kullanıyoruz. Die Klasse sein A muss ya da kann leise sein. Olmalı. Mecbur. Ama kann olabilir. İnanıyorum, güveniyorum gibi. Evet, iyi. Siz eurobürüde abholen. Kardeşlerinizi bir yerden almalısınız diyor. Mesela von der Schule. Okuldan almalısın. Almalısınız, sorumlu. Burada nasıl olur? Aferin Gülşah, doğru bildin. Müst olur. Aferin. Ne demiştik? Çoğunlar da arkadaşlar tekrar yalın hali gibi tekrar yumuşak oluyordu harflerimiz. Müst ve tabii iyi dediğine göre sonra T bitmesi lazım. Siz kardeşlerinizi okuldan bunda şöyle almalısınız dedik. Geçtim. Burada sözel yapacağız.
Arkadaşlar burada yapılacak kişiyi, işlemi ve zamanı vermiş. Biz sadece cümle kuracağız. Alta gerek yok yazmaya. Mesela the Eltern veliler arbeiten çalışıyorlar diyeceğiz. Am Wochenende hafta sonu çalışmalılar yapalım. Sonra çalışmamalılar yapacağız. Olumsuz. Kim yapar? Die Eltern müssen am Wochenende arbeiten. Aferin. Die Eltern müssen am Wochenende arbeiten. Bu kadar basit arkadaşlar. Çok güzel. Peki çalışmamalılar Seher. Nereye gelir ekimiz? Olumsuzluk ekimiz. Nicht arbeiten değil mi? Aferin sana. Die Eltern müssen am Wochenende arbeiten. Doğru yapmışsın. Nicht arbeiten. Çalışmamalılar diyoruz. Geçtim ikinci cümlem. Aylin Pazar Perşembe günü matematik çalışmalı. Kim yapar? Aylin muss am Freitag halb vier Mathe machen. Mathe machen değil. Matematik yapmak değil. Matematik üben çalışmalı diyoruz. Gülşah yapmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Size Aylin muss am Freitag halb vier Mathe Üben olacak burası. Üben. Super. İkra. O zaman üçüncüyü yapsın. Judith. Ne biçim bir isim bu ya? Judith. Am Samstag, cumartesi günü 14 Uhr. Saat 2'de. Im Haushalt helfen. Size ne yapmalı? Judith. Haushalt helfen. House. Neydi house? Ev değil miydi? Evet. Ev neyine ne yapmalı? Helfen. Ev işlerine yardım etmeli mi? Aferin diyor. İkra. Nasıl olur sence? Hocam musla yapıyorduk değil mi Müsen? Yes. Peki. Tamam. Judith Müsen Amza yok. Müsün değil İlk de baş. tek bu. Tek birisi. O yani. Çekimi nasıl oldu? Yukarıda bak Aylin gibi olacak. Aylin'e tek. Mus dedim zaten ben. Ha, öyle mi dedin? Pardon. Özür dilerim. Evet. Mos. Am Aferin. Samstag zwei Olur. Evet. Uhr im Haushalt helfen. Aferin. Zupa. Bu kadar basit. Evet. Dişüyle Müssen Yes. am Yes. Freitag Fiat Sein Ya. Bua Aferin. Dreißig Yes. Harika. Dişüyle öğrenciler müssen ne yapmalar? Abfahren. Fahren sürmek. Ab da arkadaşlar geri sürmek yani eve dönmek anlamına katmış burada. Cuma günü saat 4.30'da geri dönüyorlar. Aslında buraya evlerine dese daha güzel. Zuhause abfahren. Daha anlamlı olacaktı bu diyoruz. Harika. Ve Gülşah yapsın şunu da bakalım. Daniel. Sonuncu yapmış bu arada. Muz. Tek kişi arkadaşlar. Çok güzel yaptık. İlk önce direkt şeyi söylemiş. Zaten Brura söylemiş arkadaşlar. Diğer nesneyi, kişiyi söylemiş yani. Zaman gelir aslında ama bu da olabilir, sıkıntı yok. Sonra zamanı yazmış. Harp. Burada harp sıfır olmuyor. Ne oluyor bu? Aferin sana. Bu saat 12.30 nasıl oluyor? Yarımlara söylerken nasıl yapıyorduk? Bir kuralı vardı bizim. Kuralımız vardı. Yarım saatleri söylerken. Neydi o? Bir sonraki saati söylüyordu. Aferin sana. Mesela burada ne olacak? Harp 12.30'sa On üç diyeceğiz. yani
Ya da daha basiti var. Dryson. Dryson ya da. Daha basiti. Bir Aynen. diyeceğiz. Aynı mı? Aynısı mı? Hadi bakalım. Hangisi daha olumlu? Umhalp aynı mı? Umhalp aynısı mı? Hangisi daha güzel? İkisi de güzel. Ama bir tane doğru var nedense ekran. Aynı. Umhalp aynı. Dediğim de biraz sanki eksik kalıyor ya ekran. O zaman aynı sonsuz. Ha. Umhalp eins daha oturaklı oluyor arkadaşlar. Kulağa daha şey geliyor. Umhalp eins abholen diyoruz. Harika. Bu da kulağına küpe olsun Gülşah. Yarım saatlerde resmi olmayan düzende söylersen umhalp yani yarımda 12.30'sa bir saat ileriyi söylüyorsun. Tamam mı Gülşah? Bir saat ilerisi de bir oluyor yani. Ama normal söylemek istiyorsan direkt saat 12 12 Uhr 30 diyorsun. Biraz önce Seher'in yaptığı gibi. Saat 12 sonra saat kelimesi Uhr sonra 30 diyorsun. 30 sayısını söylüyorsun. Yani bu informal düz söylediğimiz formal resmi oluyor diyoruz. Harika. Bunu da hallettik. Diğerini en az gidince yaparız. En az yapar. Ve şöyle yapalım. Şerabı frakesi bitmiyorsun. Ha. Ha. Frakes etse. Arkadaşlar şimdi soru yapacağız. Mustu amzonza in giyin. Nein. Ich muss am Samstag nicht in die Schule gehen. Ne diyor burada? Nein, ich muss am Samstag nicht in die Schule gehen. Cumartesi günü okula gitmek zorunda değilim. Yes. Peki soru ne diyor? Cumartesi günü okula gitmek zorunda mısın? Çok güzel. Böyle sorular yapacağız. Bakalım modal fiille ekstra olarak mısınlı musunlu tarzda arkadaşlar. Yani mısınlı musunlu sorular yaptığımızda ya da mılı neyse. Arkadaşlar evet ya da hayır cevabını vermemiz lazım cevap verirken. Demiş ki mesela Nein, ich muss 7 Uhr aufstehen. Ne demiş burada? Ne diyor? Nein, ich muss 7 Uhr aufstehen. Hayır, ben 7'de uyanmalıyım. Yeah. Uyanmalıyım. Süper. Peki soru ne olabilir? Demek ki saat 7'de uyanmalım. Uyanmalıyım diyor. Soru ne olabilir? Mantıklı düşündüğümüzde ne olabilir? Yatmalı mısın, olabilir mi? Yapmak alakalı bir şey Ya demiyor. da geç mi uyanmalısın falan bir şey olabilir. Mantıklı bak. Mesela soru der ki sen saat 8'de mi uyanmalısın? Nein. Ich muss 7 Uhr aufstehen. Mantıklı. O zaman soralım İkra. Saat 8'de mi uyanmalısın? Ben fikir vermiştim aslında ama. Ben fikir adamıyım. Harikasın İkra. Mustu Aferin. Evet. Yok. Doğru. Tamam. Evet. Saat söyle. Art mıydı? Evet. Ne? Acht. U. Aha. Afştehen. Evet. 2 tane U oldu. İşte. Şimdi iki cümleyi karşılaştırdığımızda mantık ne? Ich muss 7 Uhr aufstehen. Musst du 7 Uhr aufstehen. Ne farklı? Özne değişince neydi o? Tam açılımı neydi ya?
Müsen. Müsene gelen ek değişiyor. Onun sıkıntı yok. Onu zaten biliyoruz. O şeyle alakalı. Adı nedir? Kişi zamiriyle alakalı. Ich muss, du musst. Ama fark ettiysen iki cümle arasında bir fark var. Birisi ifade normal bir cümle, öbürü soru cümlesi. Arasındaki düzen farkı ne? Sıralama farkı yani, onu diyorum. Özne Mustafa ve geliyor. Evet. Seher. Model fiil yer değiştirmiş. Aferin. İkiniz de doğru söylediniz. Arkadaşlar bizim şu ana kadar kurduğumuz cümleler nasıldı? Özne, eğer model fiil varsa model fiil çekimli. Sonra nesne, sonra en son model fiili bir cümle ise cümlenin en sonuna asıl yapılan fiil yalın bir şekilde geliyordu. Biz özne yüklemi değiştirince neydi? Mısınlı soru yapıyorduk. Tabii ki de biz bu cümleyi şey yapamayız. Yer değiştirirsek muss ich um 7 Uhr aufstehen olur. Yani ben saatinde kalkmalıyım olur. Yani bir kişiye sorduğumuz için soruyor. Must du diye çekinmemiz lazım. Türkçe'de yani aynı şekilde Türkçe mantığını düşündüğümüzde. Must du ya da nein ich muss diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Var mı bu anlaşılan bir konu Yok hocam. bunda? İkram. Hadi bakalım. Evet. Aynı mantık burada. Bu sefer ya wir müssen am Freitag im Garten helfen. Burada ne diyor? Ne yapmalıyız? Ya da ne yapmalıyız biz? Freitag Cuma günü müydü? Hı. Cuma günü bahçede yardım etmeliyiz mi? Öyle bir şey galiba. Evet. Soru ne olur sizce? Biz diyor. Soru ne deriz size? Si. Pardon. Yine dayanamadım ya. Evet. Aferin. Doğru bildin yine. Yapalım. Soruyu soralım. Tabii ki de soru düzenine göre. Nasıl çekimi? İyi. Yine must mu olacak yoksa ya da Doğru. müst mü? Ah, aynen çok güzel. Müs olacak. Çoğullarda yine ne yapıyordu? Yumuşama geliyordu. Modern harflerde yani noktalı yazılıyordu. Demeye çalışıyorum. Müst ne? Siz? Ya. Aferin. Bu kadar basit. Bitti yani. Bu yani. Evet. Ha okuyayım. Am Freitag Yani bitti Garten derken soru yaptık. Evet, soruyu tamamladık. Am Freitag im Garten helfen. Super. Bu kadar basit. Yani bu şeyler de çok basit. Modern fiillerde bir soru yapmak çok basit arkadaşlar. Harika. Ve yine ya wir müssen um 22 Uhr schlafen. Burada ne diyor? Ne yapmalılar bu? Biz ne yapmalıyız? Saat 10'da uyumalıyız. Aferin. Soru ne olur? Yine. Başkası yapsın onu da. Tamam yap. Başkasını yapacağım zaten. Gülşah. Gülşah. Ne bekliyoruz senden? Gülşah. Ay. Müstir 22. Sayın Svansek. Zvan Zik. Süper. Devam edeyim mi ben? Evet, Uğur. Şlafen. Gördüğün gibi Gülşah ne yaptık? Biz diyor, onda kalkmalıyız. Soru ise tabii ki de siz dememiz lazım. Siz derken de çekimde değişiyor bu arada. Ve soru yaptığınız için de yüklem başa, özne sona geliyor. Müsst ihr um 22 Uhr schlafen? Ja, wir müssen um 22 Uhr schlafen. Ve geçtim. Bunlara geçiyorum. Saçma sapan şeyler. Ey, en sevdiğim. Möchte. Ich möchte. Ne istiyorum ben?
Ich möchte am Montag zur Schule gehen, da fahren die mal. Und meine Schüler unterrichten. Ne istiyorum ben? Samimi olarak. Öğrencilerinizin pazartesi günü okula gelmesini mi istiyormuşsunuz? İyi Öyle bir şey. sallıyorsun. Gerçekten iyi sallıyorsun. Evet. Ich möchte am Montag zur Schule fahren. Öğrencilerinizle ders işlemek istiyorsunuz pazartesi günü okula. Ay. Tamam. Biraz okula gidip sürüp diyor yani far and drive. Ve öğrencilerime ders işlemek istiyorum. Zupi. Peki bunlar ne istiyorlar? Wir bestellen einen Eis Kaffee. Buzlu kahve bestellen yapıyorlar. Neydi bestellen? Her zaman Seher cevap veriyor. İçmek vermek. Bıktın değil mi Seher? Yok, hayır. Sipariş Anladım. vermekti. Evet, sipariş vermek. Ne diyor tabii ki de? Biz dondurmalı buzlu kahve sipariş veriyoruz. Bir tane. Burada ne diyor? Biz istiyoruz. Ne yapmak? Sipariş vermek. Buzlu kahve. Bir tane. Evet. Gördüğünüz gibi aradaki fark normal bir ifade cümlesi. Wir bestellen. Biz sipariş veriyoruz. Bir buzlu kahve. Ama möchten geldi. İstemek, samimi bir şekilde istemek. Modal fiil yani. Hemen bakın düzen değişti. Bestellen sona gitti. Yalın bir şekilde yine. Burada yalında çekim yalın bizle onlar kısmında demiştik. Biz möchten. Möchten fiili de biz kısmına göre çekimlenmiş. Biz istiyoruz bir dondurma kahve sipariş vermek. Ich gehe nach Hause. Bu ne diyor? Ich gehe nach Hause. Ne yapıyormuş Ben Kısamir'i? Eve gidiyorum mu Evet, oluyor? eve gitmek istiyorum. Söyleyeyim. Ich möchte nach Hause gehen. Aferin. Ich möchte nach Hause gehen. Diyoruz. Super. Gördüğünüz gibi möchte'ne çekinmedik özden sonra gitmek fiili cümlenin sonunda. Peki, Paul trinkt einen Apfelsaft ikra. Paul ne içiyormuş? O yani. Ne içiyormuş? İkra? Elma suyu mu? Yes, super. Apple fruits. Fruits böyle bir şeyden. Peki, istiyor bir elma suyu içmek istiyor. Nasıl olur? Paul mı? Evet. Möchte. Ben ve Möhte. o kısımlar aynıydı. Evet. Devamı aynı değil mi zaten? Nen aynı. Burası aynı. Elma suyu. Sonra istiyor sadece şu an. İçmekten de. Ha, trink. Nasıl yazıyorduk ama fiilimizi? Cümlenin en sonunda ve. Trinke mi? Evet. Can. Yalın. Makmak geliyor mastara yani. En takısıyla yazıyoruz. Evet. Gülşah. Sie gehen ins Kino. Nereye gidiyorlar onlar? Gülşah. Heh, onlar diyor. Onun da bir sie möchten olacak. Yanına şekilde yazacak. Ins Kino. Aferin de doğru yapmışım. Çekim yanlış var sadece. Sie möchten ins Kino gehen. Harika. Ihr macht am Abend eine Party. Akşam bir parti yapıyoruz. Yapmak istiyoruz. Ihr möchtet am Abend eine Party machen diyoruz arkadaşlar. Harika.
gibi böyle düzen, sıralama oluyor. Burada amaç tabii ki de sıralamayı öğretmek. Evet. Burada arkadaşlar yine aynı şekilde diyalog yapıyorsunuz ve Guten Tag gibi merhaba, iyi günler tarzı kalıplar kullanarak ich möchte, ben istiyorum, eine große Cola, eine Portion Pommes, bir porsiyon patates kızartması mit, ya da siz seçiyorsunuz ohne, yani beraberinde mi yoksa onsuz mu, ketçapsız mı, yani onu siz seçiyorsunuz. Pommes bitti diyorsunuz arkadaşlar gibi diyaloglar kullanıyorsunuz. Mesela burada kalıplar ne? Aferin sana İkra. Çok güzel bir yere ayak bastın. İkra dedi ki arkadaşlar, bu model fiilleri çekimlediğimiz için mi cümlenin en sonuna gelen asıl davranış fiili, yani onu çekimlemiyoruz, yani ek getirmiyoruz diyor. Çok güzel bir açıklama yaptın İkra. İyi fark ettin yani. Dediği gibi arkadaşlar, model fiil çekimlendiği için cümlenin en sonuna gelen o asıl fiil yalın yazılıyor, yani ek getirmiyoruz. Yalın bir şekilde, mastar bir şekilde yazılıyor. Aferin. Bu mantık o yani. Bu ödev olsun. Ben şeyleri söyleyecektim. Bu kalıplar var, bazı kalıplar. Mit ketçap. Ketçaplı lütfen. Etwas trinken. Biraz içmek istiyor. İki tane hamburger. Sonst etwas. Başka var mı? Daha bir şey ister misiniz? Başka ihtiyacınız var mı tarzı? Ohne Eis. Buzsuz. Dondurmasız yani lütfen. Eine Portion Pommes. Bir porsiyon pommes. Beraberinde ya da onsuz ketçap diyor yani. Ketçaplı ketçapsız demek istiyor. Mit ile birlikte beraber ohne sızsız yapıyordu. Ekler yani onlar. Bu ne? Geç bunu. Bunları haftaya yaparız. Pardon. Haftaya. Ve bitti. Harika. Bu da bitirdik arkadaşlar.